Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün ülkede yaşanan dramatik bir öykünün kurbanı arkadaşlar yanımda. 2008 yılında Japonya'nın ve İsviçre frangıyla konut kredisi almış. O günden bugüne ciddi dramatik süreçler yaşamış aileleri temsil eden arkadaşlarımız burada. Kendileri dilekçe komisyonuna daha önce internet üzerinden binlerce dilekçeyle başvurdular. Bugün de yanlarında fiziki dilekçelerle geldiler. O günden bugüne süreç aleyhlerine her türlü işledi. Buradaki esas temel konu şu, daha önce Denizli 1. Asli Hukuk Mahkemesi 2009 yılında arkadaşlar, 2009 yılında verdiği kararla tüketici lehine bu tür yaşanan süreçteki ekonomik krizlerin, doğal afetlerin tüketicinin bilgisi dahilinde olmadığından dolayı tüketici lehine karar verdi. Bu karardan sonra sermaye çevreleri bunu Yargıtay'a taşıdı. Temiz yol açık olduğundan dolayı. Yargıtay da bu sefer bankalar lehine karar verdi. Şimdi burada yaşanan dramatik konu şu. Yargıtay diyor ki konuyla ilgili olarak verdiği kararda, siz diyor bu doğal afetleri veya ekonomik krizleri tahmin etmek zorundasınız diyor. Bütün ülkenin, bütün bankaların, dünyanın o dönemde bu ekonomik krizi öngöremezken, bütün bakanların, o dönemin Avrupa'daki bütün bakanların da böyle bir duyu içerisinde olmazken vatandaştan beklenti tamamen onların hurrarca harcanması noktasına kadar geldi. Bugün Türkiye'de 28 binden 40 bin arasında böyle mağduriyet yaşayan aile var. Bu ailelerin çoğunun aileleri dağılmış durumda. İntihar eden insanlar var. Bundan sonraki süreçte önünü göremeyen binlerce insan ciddi bir dramatik süreçten karşı karşıya. Şimdi ne yapılabilir? Çok ciddi örnekler var. Macaristan'da bu örnek 2010'da süreç başlatılıp 2011'de parlamento kararıyla giderilmiş mağduriyetler var örnek olarak. Bu Avrupa Birliği'nin aslında karşı durmasına rağmen alınmış Macaristan parlamentosunun kararı var. Burada insanların istedikleri af değil. İnsanlar ne istiyorlar? İnsanlar o gün aldıkları ana paranın bir vesileyle makul mantıklı bir şekilde yapılandırmasını istiyorlar. 4 yıldır 100 bin lira ana para kredi kullanan bir vatandaş bugün gelinen noktada 95 bin, 100 bine yakın ana parayla ilgili para ödemesine rağmen hala ana para, faiz hariç diyorum, 130 bin lira ana para borcu var. Bu insanlar bunun altında ezilmiş, çok ciddi dramatik süreçler yaşanmaya devam etmektedir. Şimdi burada devletten bir şey beklemek için mi insanlar bu isteklerinde bulunuyorlar? Hayır, çünkü şöyle bir durum vardır. Bankalar yurt dışından fonlardan Türkiye'ye para getirirken bunlarla ilgili hedge yapıyor bu paraları. Kaç yıllık vadeyle almışsa bir kur belirlemesi de yapıyor. Burada mağduriyetin bankaların çok üzerinde olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı söylüyorum. Banka ödeyeceği parayı kur olarak daha önce hedge olarak fonlardan karşılığını bir kenara ayırıyor. Merkez Bankası'nda da karşılık ayırmak zorunda olduğu için ayrıca bunlarla ilgili yapılmış sigortalar var. Ve istenen şudur ki bu 40 bine yakın mağdurun istediği şudur ki bizim makul bir şekilde bir düzenlemeye ihtiyacımız olduğunu dile getirmeye çalışıyorlar. Şimdi ben şunu da dile getirmek istiyorum. Dünyanın her yerindeki ülkelere gidip mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardım etmeye çalışan bir devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mısır'a 2 milyar dolar oradaki vatandaşlar için para ayırabiliyor. Libya'ya dünyanın belki de petroldeki en zengin ülkelerinden birine 500 milyon dolar hibe edebiliyor. Yakın tarihimizde burada daha geçen senede çok yaşadık bunların hepsini. Suriye ile ilgili benim bildiğim 500 milyon doların üzerinde kamplara para harcandı. Ve bundan sonrasında ne olacağı da belli değil. Peki içerideki bu vatandaşların derdiyle kim ilgilenecek? Bu aile dramlarına, bu intiharların hesabını kim verecek? Esas konu bu arkadaşların izledikleri küçük bir düzenleme. Bununla ilgili de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce gerçi bununla ilgili düzenleme kararları alınmış. İktidar tarafından da bu düzenleme yapıldığına dair arkadaşlara söylenmiş. Onların da söylediği Yargıtay'ın bu kararların hepsini hiçe saydı. Biz yeniden bir kanun teklifi haline getirip Türkiye Millet Meclisi'ne sunacağız. Ne kadar karşılık bulur bilmem. Ama bu dramatik sürecin bir an önce durdurulması ihtiyacı var.
ve insanların önünü görebilecek bir şekilde, aile gibi yaşayabileceği şekilde bir süreç yaşamalarına ihtiyaç var diyorum. Bu arada bu mağduriyetten o kadar çok insan olmuş ki çok ciddi bir toplum kuruluşu haline dönmüşler. Binlerce insan var burada. Bugün, yarın bu süreçlerde çıkacak kararları, olumlu kararları bekleyen binlerce insan var. Boşanmış bir sürü aile var. Önünü göremeyen, dağılmış insanlar var. Bu sürece el konması, ben bence bir parlamenter olarak, bir milletvekili olarak söylüyorum, bu ülkedeki vatandaşın bir sosyal devletten beklentisidir. Bir sosyal devlet varsa içeride bu yaraya el atar. Eğer olmazsa bu dramatik süreçlerle ilgili bundan sonra olacak her şey de bankaların lehine veya sermaye kuruluşlarının lehine gelişecektir. Dünya gördüğünüz gibi zaten finansın baskısı altında. Finans kurumlarının dünyadaki emeğin üzerine baskısı altında geçen bir süreç var. İnşallah bu süreç, verdiğimiz teklifler olumlu olsun diye, çok da işi aslında acele etmeye çalışmıyorum. Olumlu olsun diye iktidara da bir çağrı yapıyorum. Bununla ilgili arkadaşlarımızdan bir kanun teklifi vereceğiz. Ve bu muadiliyetin gidermesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diğer muhalefet partilerinin de desteğini almaya çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir iki kelime de mağduriyet yaşamış arkadaşlardan, dernek yöneticisi, dernek başkanı arkadaşımız Hasan Bey bir iki konuda o söyleyecek. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyurun Hasan Bey. Sayın basın mensupları, gelişen süreçte 2007 yılının Ağustos ayında şunun altını çizerek söylüyorum. Sadece ve sadece özel bankalar tarafından verilen bu krediler mağdurlarımıza çok çeşitli yöntemlerle pazarlandı. Bizzat kendim emlakçı kanalıyla bankaya yönlendirildim. İçlerimizde Türk lirası kredi alıp bunu bozdurarak bu krediye yönlendirilen arkadaşlar var. Yani kimse sanmasın, Türk lirasına biz güvenmiyoruz, Türk lirası kredi almak istemiyoruz. Böyle bir şey yoktu. Türk lirası kredisine başvurduk ve reddedildi. Çok yüksek faiz oranlarından dolayı. Son gelişen süreçte de her arkadaşımız, her insan gibi temel ihtiyacımız olan konut edinme ihtiyacıyla, kiradan kurtulma amacıyla ailemizi mutlu etmek, hayatımızı daha iyi geçirmek anlamında bu kredilere başvurduk ve yönlendirilerek. Gelişen süreçte elimizde 2007 yılına, yani bu krediler alınmadan önce bankalara ulaşmış ve bu kredilerin yükseleceğine, bu kurun yükseleceğine dair elimizde belgeler de mevcut. Bunlara tabi bizden haberimiz yoktu tabi bunlardan. Ve bu süreç sonunda gelişen global ekonomik krizde Türkiye ile hiçbir ilgisi olmayan ama dünyada gelişen bir krizden dolayı bu kurlarda aşırı yükselme oldu. Bazı mağdurlarımıza kesinlikle döviz hesabı açılmadan sadece ve sadece Türk lirası krediler verilmiştir. Ellerine hiç kimsenin döviz olarak bu paralar geçmedi. Hatta aylar sonra bankalar tarafından kredi hesapları, yabancı para biriminden kredi hesaplar ayrıca açılmıştı. Ve bu süreçte mahkemelere gidildi yükseldikten sonra. Görüşmelerimizde Sayın Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İmay ile görüşmelerimizde 6098 sayılı yasanın 138. maddesinin biz mağdurlar tarafından çıkarıldığı söylendi ve sorunun çözüldüğü belirtildi geçen sene. Ve bu sorun da şuydu. Sizin sorununuzla ilgili Yargıtay'a başvuracaksınız ve Yargıtay sizle ilgili uyarlama kararlarıyla bu sorunu sözleşme iptali, eğer olmazsa sözleşme iptaliyle çözecek. Fakat en sonki kararda Yargıtay demektedir ki burası Türkiye arkadaşlar. Türkiye'ye güvenemezsiniz buraya. Burasının daha önce defalarca burada kriz oldu. Burası ekonomik kriz ülkesidir. Fakat Sayın Başbakanımız iktidar tarafından da söylenen söylemlerde Türkiye'nin kesinlikle ekonomisine güvenebilirsiniz. Enflasyon çok düşük şeklinde biz kur kredileri almıştık en başta. Ve Yargıtay bunun tam tersini söyledi. Şu anda hükümetin söylemleriyle Yargıtay sorunu çözer söylemleriyle biz Yargıtay tarafından kapı kapatılmıştır mağdurlarımıza. Ve şu anda ortadayız. Bizim beklentimiz herhangi bir partiye mensup olmadan, bir parti içerisinde değil, ortak bir çözümle bu sorunun mağdurlar adına çözülmesi ve sosyal bir yaranın kapanması. Bu süreçte bu beklentilerin yanında tabii ki bizim mağdurlarımızın dilekçelerini topladık. Dernek olarak dövize endeksli konut kredisi mağdurları, Dövler Derneği olarak mağdurlarımızın dilekçelerini internetten ve bireysel olarak burada topladık. Mağdurlarımız için de bu mektuplarda ve dilekçelerde hamile olup çocuğunu kaybeden, stresten dolayı boşanan,
Hikayelerin hepsi buradadır. Boşanan, onun dışında intihar eğiliminde olan, içlerinde polis, emniyet müdürü, hakim, savcı, banka müdürleri olan çok elit insanlar var bu dilekçelerde. Fakat çok üst düzey insanlar olduğu için bunlar da tabii ki ortamda pek duyulmak istenmediği için bunlara da tabii dilekçelerimizi biz veriyoruz ve bu istediğimiz çözüm saf vatandaşın sadece konut edindirme ihtiyacıyla edindiği bu kredilerle ilgili bir düzenleme. Biz kesinlikle borcumuz silinsin istemiyoruz. Bankaların şu anda aldığı haddinden fazla aldığı paraları makul düzeye indirerek kalan ana para borcumuzu uygun şekilde ödemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Toplam kaç kişi var burada? Şu an mağdur olarak mı? Mağdur olarak. 28 bin tespit edilmiş ama 40 bin olduğu tahmin edilen ve gelen bilgilerden 40 bin kişiye yakın insan var. Aile var yani. Yargıtay'ın kararı ne? Yargıtay kararı. O karar sizde var mı? Vardır. Yargıtay kararı var bizde. Alabilir miyim? Tabii burada dilekçelerimiz içinde mevcut. Onlardan örnek olarak görebiliriz. Dilekçe komisyonuna başvuruldu. Dilekçe komisyonuna? Hayır, daha şu an inceleniyor diye safhada internet üzerinden de başvurular yapılmış. Bir de fiziki dilekçeler var ama binlerce, daha 5000'e yakın dilekçe olacak. Tabii şimdi şurada şu sorun var. Eylül veya Ekim ayında bu Yargıtay kararı çıktı. Ondan önce bütün mağdurlarımız Yargıtay'ın sorunu çözeceğini bekliyordu. Çünkü iktidar partimiz de bu konuda bize umut vermişti bu konuda. Buyurun. Bir örnek verebilir misiniz? Hani uzun süredir ödediğinizi bahsettiğiniz ana para da düşmüyor. Yani. Tamam, ben kendim bizzat örnek vereyim. Ben 2008 yılının Ocak ayında ben 2008 yılının Ocak ayında 83 bin lira kredi karşılığı 7 milyon 600 bin Japon yeni aldım. 7 milyon 600 bin Japon yeni. O günkü kurda 1.09 kurda. Bu kredileri yaklaşık 5 yıldır ödüyoruz. 5. yıl sonunda şu anda 100 bin lira aylık, ortalama 2 bin lira yani 60 ay ödedim. 100-120 bin lira ana para taksit ödedim, 120 bin lira. Ve şu an 4 milyon 700 bin Japon yeni borcum var. Şu anki kur 1.92 2 diyelim. 4 milyon 700 yani 95 bin lira ana para borcum var. Halbuki ben 83 bin lira çekmiştim. Şu an kurların ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Yani toplamda ödemem gereken rakam şu gün eğer kapatırsam 95 bin, 120 bin ödemiştim. Yaklaşık 220 bin lira, 83 bin lira karşılığı. Ana para bu. Faiz hariç. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar.